Mardin'e gidiyoruz biz, evet. Mardin. Bu manzarayı seyrederek Harvard yemek. Wow. Mardin'in oldu. Mardin'in oldu. Evet. Biz de dışarıya çıktık, yemek yiyeceğiz. Evet. Wow canım, senin bu Mardin kebabı da güzel benziyor. Ben bunu ne olduğunu bilmedim. Merhabalar arkadaşlar. Şu an biz Sabiha Gökçen'in havalimanındayız. Yok da geri dönmeyeceğiz. Japonya seyahat değil bu. Biz nereye gidiyoruz? Mardin. Mardin. Mardin'e gidiyoruz biz. Evet. Çok gitmek istiyordum ben zaten. Ben 2011'de Türkiye'ye geldim. Yani o zamandan beri çok merak ediyordum bu Mardin'in bu tepedeki cami var ya, Ulu Cami. Yani oradan gören manzarayı. Zaten yeni geldiğin zamandan beri çok gitmek istiyordum ama yani ben Türkçeme çok güvenemiyordum kendi Türkçeme. Onun için hiç cesarete çıkmadı. Geçmedim. Şimdi bu Türkiye tatilinde nasip oldu. Evet. Hey canım, bir şey soracağım. Sen Mardin'e hiç gittin mi? Hayır. Aa, niye? Sebebi yok. Sebebi yok. Ama senin sayende tabii ki de dikkatimi çekti. Ha. Bilmiyorum yani, hiç gözüme de çarpmadı. Hani ha. Dizilerde falan belki gördüğümüzden alışılageldi belki de. Ha. Bilemedim. Ben de diziden biri... Çünkü Mardin'de çok diziler çekildi. Değil mi? Yani ben de... Belki de aynı sebebinden. Dizide mi, reklamda mı tam hatırlamıyorum ama. Yani bu gerçekten Mardin'in o manzarayı gördükten sonra hayran kaldım. Bu görmem gerekti. Bu güzel manzarayı bir görmem gerekti diye düşündüm. Evet, uçağa bindik. Artık buradan yaklaşık 2 saatlik yolculuğumuz var. Ya eminim bu uçakta tek asyarı benim. Biz şimdi en arka koltuğumuzda oturuyoruz. En arka koltuğa geçerken insanlara bana baktı. Adam ne? Sanki uzaylı bakıyormuş gibi. Evet. Ya geldik. Mardin'e geldik. Evet onu göstermem gerek. Evet. Mardin. Hava yolları. Çok sıcak. Mardin havalimanı. Çok sıcak güneydoğu tarafı. Evet, bambaşka bir ülkeye gelmişim gibi hissediyorum. Şimdi çıkıştan çıktık. Mardin havalimanının içindeyiz ama ben bir şey fark ediyorum her zaman. Bu Türkiye'nin bazı işte içi hattı havalimanına geldiğim zaman hep kolonya kokusu var. Kolonya kokuyor. Hep şimdiye kadar gittiğim başka yerindeki bu havalimanına geldiğimde kolonya kokusu var. Hep aynı kolonya kokusu. Bu Türkiye usulü galiba. Evet, hemen varmış o işte. Ya canım. Geldik. Evet. Burası bizim kalacağımız otel. Evet. Kadim otel. Evet. Çok güzel, muhteşem bir manzara var. Evet, ona birazdan geleceğiz. Evet. Burası 400 yıllıkmış. İkinci dereceden tarihi eser sayılıyor. Ve daha önceden önemli kişilere ağırlamış burası. Evet, öyle anlatıyor. Evet. Ve Mezopotamya manzarasına sahip. Şimdi çıkacak Mastaka bize gösterecek. Zaten 400 yıllık ya. Ondan wow yani gerçekten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya ben böyle bir manzara, ya böyle bir içeriği oteli çok seviyorum. Ya böyle boş ver böyle 5 yıldızlı oteli falan filan. Yani ben sevmiyorum böyle bir oteli güzel evet, yani. Evet, biz hep gittiğimiz şehirlerde o şehri yansıtan, aynen o şehrin tarihini yansıtan yerleri seçmeye çalışıyoruz. Çok güzel, çok iyi anlattın sen. Evet. Ve çok da güzel bir yer seçmişiz. Karacaayir'in aynen öyle oranın havayı, tarihini anlatan bir otel muhteşemdir.
taş yapım oteli var ya, Japonya'da yok yani. Ya çünkü yani öyle bir tarihiniz yok zaten aşkım tarihiniz yani. Tarihiniz de yok tabii. Ya bunu bu gezi bitene kadar kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum. Gerçekten Japonya'da ben zaten buraya bu eski Mardin'e otobüsüyle gelirken bu manzarayı başladıktan sonra ben çocuk gibi heyecanlandım. Sen yanında görüyordun ya. Evet. Olmayan çok gözü, heyecanlıydı ya. Olmayan gözü pat diye açtı. O derece. Hem odamızın olduğu kata hem de manzaranın olduğu yere ilerliyoruz. Hiç önden bebeğim. Ben seni takip edeyim. Evet. Biz 705 nolu odada kalıyoruz. Evet, teras. Eğer tabii siz de bu odayı seçerseniz pencerenizden bu manzarayı göreceksiniz. Evet, evet. Bu daha başlangıç. Evet, bu başlangıcı. Bu küçük terası oluyormuş. Evet, bu küçük terası. Yine akşam burada oturup manzara seyrederek kahvenizi içebilirsiniz. Burası kahvaltı burada. İyi olmuş. Evet, şurası iç bölüm. Evet. Şu. İlerliyorum göstermek için. Büyük ihtimal ışığı düşünsenize. Bu manzarayı seyrederek kahvaltı yemek ne kadar lükstür ya. Değil mi? Bayağı da lüks yani bana göre. Büyük şans. Oo. Ne güzel rüzgar da esiyor. Evet. Ya gerçekten bu havayı, buranın atmosferi videoda anlatmak çok zor. Mutlaka gelip yaşamanız gerek. Yani gerçekten kelime yok ya. Gerçekten görülmesi gereken. Görülmesi gereken bir yer burası. Bir manzara, görülmesi gereken. Bir şehir, Mardin. Ya, o ne? Sugoi. Hontoni sugoi ne? Türkçe çıkmıyor artık ya. Buranın güzelliğini iyice anlatmak için Türkçem yetmiyor galiba. Japonca da konuşmam gerek. Ya Mezopotamya manzarası. Muhteşem. Evet canım. Şimdi bu Mardin merkezine de biraz gezelim mi? Hadi gezelim. Evet, gezelim. Şimdi biz dışarı çıktık. Evet. Şu an nereye gidiyoruz biz? Mardin'in sokaklarında kaybolmuştuk. Yolumuzu bulduk şimdi. Evet. Neden kayboluyorsun? Hiçbir şey yok. Evet. Dümdüz duvarların arasında yürüyeceksiniz ha, arkadaşlar. Labirent gibi burası. Onun için merdivenlerden çıktık, nereye çıktığımızı anlamadık. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Zinciriye Medresesi'ni arıyoruz. Zinciriye Medresesi. Evet. Şimdi ne kadar zor ismi. İnşallah oraya çıkacağız şimdi. Hmm. Evet, sokağa bitince böyle bir açık manzarayı görebilen yere geldik ve evet, buranın yerli insanına sorduk. Bizi bu tarafa yönlendiriyor. Wow. Kendimize yerli şey bulduk, rehber bulduk. Daha gitti. Durun, bekleyin orada. Çocuklar. Wow, wow, wow. Hoş bulduk. Sol yanımda Mardin Kalesi'nin altları patlar. Dinlerin ve dillerin buluştuğu, taşların bile geldiği mistik şehir Mardin burası. Karşıda minaresi gözüken yer ise Mardin'in cami. Gitmediyseniz gitmenizi, görmenizi tavsiye edeceğim mekanlardan biri. Evet, geziye devam. Evet. Çok sakatat kokusu var. Aa. Evet. Burada. Oo. Buradan nereye gidiyor yok? Ulu Cami. Sol, oh. Sağ aşağı bu. Bir dakika. Bir dakika, bu ne? Sağ. Teşekkürler.
Buradan mı devam ediyor? Ya. Evet. Çok 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 değişik bir yeriymiş gerçekten. Ya bir hakikaten bir labirent gibi. Biz doğru yolda mıyız? Ha evet, vuracağımı yazıyor orada. Gördüm. Ben de gördüm. Gördüm. Doğru yolda duruyor inşallah. Sanırım evet, vuracağım diyor soldan. Nerede? Aa evet. Kolay gelsin. Wow. Evet. Şimdi eşim buradan ne diyebiliyor bu? Mardin yazma. Bağlaması. Ha. Şahmaran şalı buraya ait. Evet. Yazma. Mardin bağlaması yapıyoruz. Wow. Mardin bağlaması. Evet. Arkadan getiriyorum. Buraya. Bu şekilde abla. Oho, yakıştı. Daire burada abla. Evet. Oho, çok iyi. Evet. Teşekkür ederim. Rica ediyoruz. Ben böyle geziyorum. Çok havalı. Böyle gez ablacığım. Erkek versiyon yok mu acaba Mardin bağlamasında? Erkek abi. Var mı? Her şey var. Wow. Bu şekilde. Aa. Aa, çok iyi. Çok iyiymiş. Evet. Mardinli oldum. Evet, Mardinli oldum. Evet. Aa, iyiymiş bu ya. Evet, artık gün boyunca böyle devam. Şimdi baharat ararım, evet. Baharat. Orada bekliyor. Evet, evet, baharat aramamız gerek. Suma verirsiniz. Evet, suma verir mi? O da biliyor. Biliyorum tabii ki. Çok seviyorum. Bakalım bundan daha iyisini yedin mi abi? Bu bizim Mardin'in suma ekşili alınmamış en doğal harbi. Hmm. Şey gibi. Oo, bu Japon, bayağı ekşi. Japonya'nın o umeboshi gibi. Umeboshi gibi. Yani Japonya ekşi pram gibi aynı tadı var bunun. Vay. Oo, güzel. Ama tabii sıma. Ama bu değişik sıma. Bu en doğal hali. Ayrıyeten acıyı sever misiniz? Acıdan ben yani seviyorum. Japonya'dan geldiniz. Acıyı seversiniz. Ya normalde Japonya'dan sevmiyorum ama ben seviyorum. Ya bunu... Acı rengiden zaten şimdi bu önce çok acı gibi ama psikopat gibi ya. Önce acısını göstermiyor. İsmi de ne bu? Aa, neymiş? Psikopat. Psikopat. Bu önce acısını göstermiyor, ardından boğazı yakmadan acısını veriyor. Oo. Bayağı acı. Kötü mü? Oo, çok acımış evet. Şöyle sumakya acısını alır adam. Sumakya'nın acısını alsın. Ekşi acı alır. Bayağı acı ya, nasıl bir aa, şey? Oo, çok gerçekten psikopat seviyede sonradan acı. Sonradan geliyor. Wow. Aa, çok acı. Hmm. Evet, sumaktan kurtardı biraz. Baharatlar harika. Ayrıca da evet. son bir şey göstereceğim. Tamam. Sumak suyunu bilir misiniz? Hatta şöyle söyleyeyim önce. Nar suyunu seversiniz herhalde. Evet. Hmm. Nar suyunu bundan sonra kullanmayacaksınız. Sumak suyu da mı var? Sumak suyu. Size şunu söyleyeyim. Şunun bir kilosu şuna eşdeğerdir. Onun suyu çıkarıldığı zaman bu hale gelir. Nar suyu gibi. Mesela salataya bundan şu kadar katıyorsunuz. Sulandırıyorsunuz. Başka bir şey atmıyor. Aa. Şöyle parmağınızı batırıp yiyin. Evet, nar suyu gibi gerçekten. Evet. Onlar eşsiz gibi. Hmm, bu sumaktan mı? Bu da sumak ekşisi. Oo. Oo, sumak ekşisi. Çok güzel. Ay. Aa, beğendim. Süper. Genelde bunu ya nar suyunu... Yani. Hmm. Evet, güzelmiş. Sumaktan böyle suyu mu yapıyorum? Bilmiyordum. Ben biliyorum. Evet. Siz de biliyor muydunuz? Çok güzel. Ben şu baharatı beğendim. Şundan alacağım biraz. Evet. Hatalina. Ya baharat da aldık. Evet. Evet. Şimdi değişik bir şey vermek istiyormuş kardeşim. Kolonya. Mardin suyu kolonya.
Ne vardı Mardin, bu kolonyada? Bu nergis safran battım. 3 çeşitten oluşuyor. Mardin kolonyası deniyor buna. Mardin çok kolonyası. Çok hoş bir kokusu var bunda. Evet. Rahatladım. Evet. Yani bu gördüğünüz mastaka bu arkadaşlar. Şey ciddi yumuşatıyor. Ayrıyeten de sinirini alıyor. Hmm. Stres varsa stres. Evet. Stresi alıyor. Oo, sakinleştiriyor. Sakin aynen misin? Evet işte ferahatladım dedim ya. İşte. Evet, Instagram'daki adınız? Sosuna Tatalina ya. Evet. Sayfanın adı Tatalinacı. Tatalinacı. Aynen. Tatalinacı. Tatalina. Tatalinacı. Yusuf Mahra diye çıkar orada. Tatalinacı. Evet, Tatalinacı diye aradığınızda bu arkadaşlar. Aynen budur abi. Zaten evet, buraya bakarsanız benim tüm müşterilerim hepsi turist. Evet, buymuş. Evet, Tatalinacı. Evet. Bayağıdır bu turistlerle fotoğraf çekmiş. Evet, aynen bakabilirsiniz. Demek ki bizim biz de çekmemiz gerek. Benim telefonum şu. Normalde patronum şey. Bugün İzmir'e gitti. Oo. Okey, tamam. Ama şöyle yapıyoruz. Hı-hı. Ben senin fotoğrafınızı çekiyorum. Hı-hı. Siz bana onu Instagram'a atıyorsunuz. Sonra akşam onu yayınlıyorum. Tabii. Ne demek o zaman çekelim. Evet, Mardin Çarşı'ya devam ediyoruz. Biz böyle gezdiğimiz yerde mutlaka bir tane magnet arıyoruz. Evet. Senin bu bahsettiği ne? Efsane... Şahmeran. Ne? Şahmeran. Şahmeran. Evet. Yani böyle bir magnet mi arasak yoksa Mardin usulü şöyle bir magnet mi arasak? Mardin alırım herhalde, Mardin usulü. Evet canım. Burada bir usta bulduk. Bunları yapıyor. Şu o Şahmeran. Evet, Şahmeran sanatçısı. İçeride kendisi. Wow. Bu eliyle yapıyor. Evet. Wow. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Evet, siz bir çekebilir miyiz? Tabii. Teşekkürler. Ha. Beş yıldır ustayım ben. Hmm. Bu dede mesleği. Dedemden bana, babam. Dedemden babama, ondan da bana kaldı. Hmm. Devam ediyorsunuz. Tabii. Kültürümüz ölmesin diye, hep canlı kalsın diye. Kesinlikle evet. Yaşatmaya çalışıyoruz. Hmm. Ya bir caddeye çıktık. Evet. Ay. Gerçekten. Ara sokağa geze geze bir spor yaptık. Bir aşağı, bir yukarı. Burası sanırım otelin sahibi anlattığı eski PTT binası. Yukarı çıkınca gene muhteşem bir manzara. Wow. Oo, bir dakika, o minarenin yanında uçurtma uçuyor. Mardin. Evet. Akşam oldu. Biz de dışarıya çıktık. Yemek yiyeceğiz. Evet. Evet. Mardin usulü ne yemek var mı acaba? İşte içli köfteyi tavsiye etti abla. Evet, evet. Çalıştığımız abla. Ha evet. Kesinlikle yiyin dedi. Kebaplar da çok lezzetliymiş. Onları evet, tavsiye etti. Mardin kebap denen bir şey varmış. Evet. Bakarım güzel yemek ile storlan. Bu tarafta var mı? Bir şey yedim. Mardin merkezde akşam olunca çok canlı oluyor. Güzelmiş. Vah, böyle sabuncu var ya, sabuncu. Yani sabuncu, ben çok seviyorum bunu bak bakalım. Giderken kesinlikle alırız değil mi canım? Aha! Kuru yemişler. Kahveye bak. Kahve, ooo evet, kahveymiş evet. Bunlar da kahve zaten. Şu ne mi acaba? Mardin kahvesi meşhur yani. Aa öyle mi? Galiba ne bu, erik mi? Erik. Canım, artık yemek zamanı. Evet. Şimdi biz yani Mardin usulü yemek istedik. Ve bense şu restoranda şöyle fix menü vardı. Mardin yöresel yemeğin hepsini böyle teker teker. Evet, içinde mumbar da var. Mumbar da var. Bakalım Mastaka mumbarı sevecek mi? Tamam, bakar mı? Severim evet. Ah, geldi. Geldi. Mumbar geldi. Yanında da içli köfte. Evet. Ah, teşekkür ederim. Mardin köfte, şey Mardin, Mardin kebabı. Mardin kebabı. Wow canım, senin bu Mardin kebabı da güzele benziyor. Bence de. Hmm. Güzel.
Bakayım. Nasıl? Kebap her zaman güzeldir zaten. Yani. Öyle mi? Çok güzel. Evet, ben de bu kaburga dorması yiyeceğim. Bir de evet mumbar. Yeri mi mumbar? Ya bakayım. Ya ben bunu ne olduğunu bilmeden yiyorum. Evet, şu an ne olduğunu bilmeden yiyor. Yani içinde pilav var. Evet, pilav var. Sosise pilav koymuş gibi böyle. Ye bakayım. Wow, çok yoğun bir tadı var bunda. Koyum. Dışındaki bir bağırsak değil mi kesinlikle? Evet. Ya bunu, ya ben Türk yemeğe arışığım, onun için yiyebiliyorum. Ama bunu normal Japon kesinlikle beğenmez. Ben buna tadına arışıyorum, onun için yiyebiliyorum. Afiyet olsun. Ya canım. Güzel yedik. Güzel dolaştık. Evet. Otelimize geri geldik. Evet. Evet. Bugün böyle bitireyim. Ama yarın biz 7 litre katıracağız. Evet. Değil mi? Evet. Yarın görüşmek üzere diyelim o zaman. Yarın daha efsane olacak. Yani ikinci bölümde geçeceğiz. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere.